24'ten merhaba sayın seyirciler. Kahve molasına hoş geldiniz. Ekonomi gündeminden öne çıkan gelişmeleri paylaşmak üzere karşınızdayız. Ben Beyza Hakan. Neler oluyor ekonomide? Birazdan aktaracağız ama önce piyasalara göz atalım. Rakamlar ne durumda görelim. Sonrasında devam edeceğiz. BIST 100 endeksiyle başlıyoruz önce. 108.634 puanda BIST 100. Dolar ve avroyu görelim. Dolar 4.09 seviyesinde, avroya baktığımızda 5.06 seviyesinde olduğunu görüyoruz avronun. Gram altına geldik, 177 lira 39 kuruş, çeyrek altın 290 lira 99 kuruş. Petrole bakalım, Brent petrol 72 dolar 14 sent ve faizlere bakıyoruz. Tahvil %14.37, repo %12.14. Rakamlar böyle sayın seyirciler. Peki ekonomide neler oluyor dedik. Kısa bir haber turuna çıkalım şimdi. Ekonomi gündemini paylaşalım. Sonra ayrıntılarla devam edeceğiz. Tüm saldırılara rağmen dünya Türkiye'nin ekonomik gücünü kabullenmek zorunda kalıyor. Bunun son örneği Uluslararası Para Fonu'ndan gelen açıklama oldu. IMF, Türkiye için bu yıl büyüme tahminini %4.3'ten %4.4'e çıkardı. Avrupa Birliği Komisyonu raporunda Türkiye'ye yönelik göç politikası, ekonomik büyüme ve bölgesel işbirliği konularında övgüler de yer aldı. Raporda 2017 yılındaki güçlü büyümeye dikkat çekilirken ekonominin ciddi ilerleme kaydettiği belirtildi. Merkez Bankası Şubat ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları geçen yılın aynı dönemine göre %2.4 artarak 233.6 milyar dolar oldu. Yükümlülükleri ise %2.9 yükselerek 702.2 milyar dolara çıktı. Şubat'ta konut fiyatları yıllık bazda %10.09 artış kaydetti. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlarsa 2.138 liraya yükseldi. Türkiye'nin çocuk nüfusu geçen yıl sonu itibariyle 22.883.288 olarak belirlendi. Böylece çocuklar ülke nüfusunun %28.3'ünü oluşturdu. Ve bazı ayrıntılara bakacağız dedik. Tüm saldırılara rağmen dünya Türkiye'nin ekonomik gücünü kabullenmek zorunda kalıyor. Bunun son örneği de Uluslararası Para Fonu'ndan gelen açıklama oldu. IMF, Türkiye'ye yönelik büyüme tahminini yükseltti. İşte ayrıntılar. Kuruluş, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2018 sayısını yayımladı. Raporda Türk ekonomisinin geçen yıl genişlemeci politik duruşta hızlandığına işaret edildi. 2018 için büyüme beklentisi %4.4'e çıkarıldı. 2019 beklentisi de %4'e çekildi. Raporda küresel büyümenin ise bu yıl ve gelecek sene için %3,9 olacağı öngörüsünde bulunuldu. Türkiye'nin altın ithalatı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %62.1 artış kaydetti ve 91.5 tona ulaştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre altın ithalatı Mart ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10.1 yükselişle 31.2 tona çıktı. Aylık bazda bakıldığında altın ithalatının %94.9 oranında arttığı görüldü. Bu yılın Ocak-Mart döneminde 91.5 ton altın ithalatı gerçekleştirilirken söz konusu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %62.1 artışa işaret etti. Geçen yıl Ocak-Mart döneminde 56.4 ton altın ithal edilmişti. Değerli izleyiciler, ekonomiden öne çıkan gelişmeler böyleydi. Paylaştık sizlerle. Kahve molasında bugün genç girişimci bir ismi ağırlayacağız. Global Club kurucusu Sayın Meltem Türker bizimle ve Meltem Hanım Türk markalarını dünyaya açacak bir proje geliştirdi. Projenin ilk ayağı da Londra'da başladı. İşte bu projenin tüm detaylarını, dünyaya açılan Türk markalarını ve yatırımlarını konuşacağız şimdi. Meltem Hanım hoş geldiniz. Hoş bir kez daha. Çok teşekkürler. Çok önemli, çok güzel bir proje. Ayrıntılarını merak ediyoruz. Çok teşekkürler. Son
10 yıldır özellikle sürece baktığınızda birçok sektörde Türk markaları özellikle mağazalaşma ya da perakende zincirlerine ürün satarak dünyaya yayıldı. Bu gözlemleniyor. Bu konuda Türk markalarının potansiyeli hakkında neler söylenebilir? Yüksek olduğunu söylemek doğru bir tespit olur mu? Kesinlikle çok doğru olur. Bizler Global Club platformumuzu geliştirirken de zaten buradan yola çıktık. Türk markalarının son 10 yılda global pazarda gösterdiği rekabetçi varlığı, müthiş potansiyeli, bunlara biraz destek olmak adına bunu doğru ve sağlıklı adımlarla başlatmak, aynı zamanda yatırım maliyetlerini de minimuma indirerek markalarımızı desteklemek adına böyle bütünsel bir platform yarattık. Kesinlikle bunu söylemek çok doğru olur. Oldukça potansiyeli olan Türk markalarımız var. Bizler de bunu dünyaya açmak için açıkçası sabırsızlanıyoruz. Global Club'da Türk markalarının dünyaya açılan bir kapısı olarak inşallah çok yakın zamanda global pazarda markalarımızı görmeye başlayacağız. Projenin biraz daha anlaşılır olmasını sağlayacak bir soru soracağım şimdi size. Şöyle ki az önce sizi takdim ederken de vurguladım. Londra başta olmak üzere dünyanın en önemli şehirlerine Türk markaları için yeni fırsatlar sunuyorsunuz dedik. Doğru. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Süreci bize anlatır mısınız? Normal koşullarda nasıl adım atılıyor ama siz devreye girince koşullar nasıl değişiyor? Tabii ki çok teşekkür ederim bu soru için. Çünkü bu bizim platformumuzun en önemli noktası. Bizler oldukça yenilikçi bir model getirdik burada ve aynı zamanda bütünsel bir modelimiz de var. Kısaca şöyle anlatayım. Biz markalarımızı Türkiye'den alıyoruz ve onlara her aşamasını destek olarak dünyanın en önemli lokasyonlarından birinde ilk durağımız Londra, dünya markalarının yanına komşu olarak götürüyoruz. Bunu yaparken buradaki koleksiyonların seçilmesi, Londra'daki mağazaya yerleştirilmesi gibi tüm etaplarda, oradaki ekiplerin sağlanması, vitrin dekorasyon gibi tüm süreçlere bütünsel bir desteğimiz oluyor. Markalara A'dan Z'ye tüm desteği veriyoruz. Markayı alıp Londra'nın göbeğine yerleştiriyoruz. 2 ile 4 hafta arasında kısa dönem bir mağazacılık konsepti geliştirdik biz burada. Ama Global Club için sadece kısa dönem yenilikçi mağazacılık konsepti demek de yetersiz kalıyor. Çünkü onları görücüye çıkardıktan sonra o 2 ile 4 haftalık test market süreci diyoruz biz buna. Burada 2 ile 4 hafta olmasının da bir sebebi var. Markalarımız ya mağazalaşmayı hedefliyorlar ya da department store'lar, büyük mağazacılar aracılığıyla pazara girişi hedefliyorlar. Biz burada markalara sağlıklı bir bebek adımı başlatıyoruz bu kısa dönem mağazacılık sürecinde. Birincisi pazarı test edebiliyorlar. İkincisi kesinlikle bu çok önemli. Çok önemli. Geri dönüşler kontrol altına tutuluyor bu sürede. Kesinlikle. Gelen tepkileri biri bir oradaki tüketiciyle, kullanıcıyla test etme şansı yakalıyorlar. Biri bir girdikleri pazarda. Dediğim gibi test market çok önemli ama bir de marka kimliğini başlatmak adına. Çünkü markalar için büyük yatırım maliyetleri bunlar. Biz bunların hepsini minimum maliyette, minimum riskte ve maksimum faydada bir hap yapıp Global Club'da markalara vermeyi hedefliyoruz aslında. Dediğim gibi mağazaya yerleştiriyoruz. 2 ile 4 hafta markanın hedefine göre. Eğer departments büyük mağazacılar aracılığıyla girmek istiyorsa pazara 2 hafta yeterli oluyor. Eğer uzun vadede mağazalaşmayı düşünüyorsa 4 hafta gibi bir aylık ciroları test edebildiği bir test market modeline yerleştiriyoruz. Sonra o süreçte de yalnız bırakmıyoruz markaları. Satış ekiplerinden mağazadaki tüm teknik detaylarına kadar biz markaya tüm desteğimizi veriyoruz. Ama dediğim gibi bununla da bitmiyor. Orada olduğu görücüye çıkarma sürecinde biz markalarımızı mutlaka bir event, bir pazarlama desteği sunuyoruz. Yani belki bir ürünü birine giydiriyoruz, belki bir davet yapıyoruz. Onu markalarımızla birlikte karar veriyoruz o çalışmalarımıza, pazarlama çalışmalarımıza. Test süreci için oldukça önemli aktiviteler. Tabii ki, tabii ki. Çünkü küresel pazarda marka kimliğini doğru adımlarla yavaş yavaş başlatmak, bunu kademe kademe yapmak, yani bir anda global bir marka olamıyorsunuz. Tabii ki bu bütünsel bir iş.
çeşitli etapları var. Tüm bu etaplarda markalarımıza destek oluyoruz. Yani dediğim gibi orada çeşitli pazarlama aktiviteleriyle de biz markalarımızı mağaza süreçlerinde destekliyoruz. Olası riskleri göz önünde bulundurursanız Global Club devredeyken bunların da uzağında olacağını bilmek herhalde markaları da rahatlatacak bir etkendir şüphesiz. Tanımış zamanda markaların yanında olması prezentasyon açısından, lansman açısından da ayrıca çok önemli bir katma değeri olan bir proje. İnşallah öyle olacak. Biz de öyle umut ediyoruz. Oldukça yaratıcı işlerle gelmeyi umut ediyoruz. Bu yüzden biz aslında Global Club projesini uzun yıllar, 17 yıla aşkın Türk markalarıyla global pazarda yer seçimi, mağazalaşma konularında yaptığımız çalışmalardan deneyimlerimizden ortaya çıkardık. Bu aslında bir gayrimenkul modeli. Ben gayrimenkul tabanından gelen bir geliştiriciyim. Fakat markalaşma bütünsel bir iş. Yani sadece fizik mekanda bir çözüm getirmeniz yeterli değil. Bu yüzden biz GRED olarak değerli medya girişimcisi İsmail Beyazıt'la bir ortaklık projesi olarak başlattık bunu. Markalarımızı burada verebildiğimiz pazarlama, marka kimliğinin doğru başlatılması, doğru kanallar aracılığıyla doğru aktarımı ve sürdürülebilmesi burada çok önemli detaylar. Dediğim gibi mağazalaşma sürecimiz çok, dönemimiz çok keyifli. Ama bizlerin yaptığı iş burada da bitmiyor. Tabii bununla sınırlı mı? Ona da bakmak lazım. Kesinlikle değil. Mağazalaşma süreci bittikten sonra bizler markalarımızı her yıl yaklaşık Türkiye'nin en iyi 10 markasıyla başlamayı hedefliyoruz. Tabii diğer dünya ülkelerindeki markalardan da talep var. Çok güzel. Londra'daki ilk mağazamız ama biz bir sorumluluk duygusuyla ve bir Türk markalarıyla başlamak istiyoruz. Bundan da dolayı da çok heyecanlıyız. Çok da güzel şeyler çıkacağına inanıyoruz. Çünkü gerçekten ilk sorunuza döneceğim belki ama müthiş bir potansiyel var Türk markalarında. Bunu biraz dünyaya anlatmak istiyoruz ama doğru bir şekilde. Hem markalar için bunu minimum riske indirerek, minimum maliyetlere indirerek çok başarılı işler çıkacağını düşünüyoruz. Öyle görünüyor kesinlikle. İnşallah. Son 1-2 dakikaya giriyoruz artık. Tabii ki. Şimdi geçen itibariyle baktığınızda yurt dışındaki Türk markalarının son aslında açıklamanızla da ilintili bir konu husus bu. Mağaza sayısının 3000'e yaklaştığı görülüyor. Sizin iş modeliniz bu süreci herhalde olumlu katkı sağlayacak gibi görünüyor. Tabii ki olumlu katkı sağlayacak. Biraz markaları aslında geri dönülmeyecek yatırımlara girme riskinden de kurtaracak. Bir markalarımız bir görecek. Bu pazar o yurt dışına açılırken yaşadıkları zorlukları da şöyle bir hatırlatalım tabii isterseniz. Ki, tabii ben az önce olası riskler de yüzeysel söyledim ama bazı önemli ciddi riskler söz konusu. Bu zorlukları da isterseniz bir özetleyeyim bu bir tabii iki dakikada. Ki. İlki bunlardan birincisi çok büyük finansal riskler. Biz Global Club olarak bunları minimuma indiriyoruz. Daha sürdürülebilir bir modelle geliyoruz. Finansal riskler, ikincisi legal, yasal riskler, zorluklar. Üçüncüsü süreci uzaktan kumanda edememe. Yani buradan bir ekip yollama, orada ayrı bir ekip oluşturma vesaire bu işin süreçleri çok bütünsel bir süreç. Biz tabii burada lokal bir bilgi hem buraya hakimiz hem oraya hakimiz. Diğer lokasyonlarımızda da New York olsun, Dubai olsun oralardaki lokal ekiplerimizle bir lokal bilgiyle geldiğimiz için aslında burada birçok şeye alternatif sunuyoruz. Biz markalar için aslında yani eşsiz bir platform yarattığımızı düşünüyorum. Kesinlikle. Yurt dışına açılmak isteyen bir marka için hani daha ne olsun? Evet. Böyle görünüyor gerçekten. Bahsedemedik VIP Club'tan ama dediğim gibi mağazalaşma sürecinde de markalarımız 30 saniyede hemen özetleyelim. Tamam. Geldin, test ettin, bitti demiyoruz. Evet. Onları sürdürülebilir kıldığımız bir platformumuz daha var. VIP Club orada mağazalara, markalarımıza ister mağazalaşma olsun, ister büyük mağazacılarla pazara yayılmak olsun destek vermeye devam ediyoruz. Böyle toparlayabiliriz sanırım. Çok güzel anlattınız gerçekten tüm ayrıntılarıyla. Global Club kurucusu Sayın Meltem Türker bu güzel proje için de ayrıca size teşekkür ediyoruz. Bize açıkladığınız, paylaştığınız için biz sağ olun. Kolaylık ederiz, diliyoruz tabii. Çok teşekkürler. Başarılar, sağ olun. Bitiriyoruz efendim kahve molasını. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle.